Merhaba, iyi akşamlar. Maden Mühendisi Odası'nın düzenliğe geldiği çevrim içi seminerlerin bir diğerinde sizinle birlikteyiz. Yine başlamadan önce bugün kaybettiğimiz hocamız Orhan Kural'la ilgili bir iki kelam etmekte fayda var. Ve Orhan Hoca'nın özgeçmişinde bir iki cümle söyleyeceğim. Orhan Kural 1950 yılında İstanbul Nişantaşı'nda doğdu. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesinden maden mühendisi olarak mezun oldu. 1978 yılında yine İTÜ Maden Fakültesinde kömür kimyası dalında doktor unvanı aldı. 89 Mayıs ayında İTÜ'de profesör oldu ve 2006-2007 yıllarında bölüm başkanlığı yardımcılığı yaptıktan sonra 2009 yılından itibaren de 3 dönem İTÜ Maden Fakültesi'nde Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yaptı. Orhan Kural'a Allah'tan rahmet, sevdiklerine ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Hem İTÜ Maden Fakültesi'ne hem de tüm maden camiasının başı sağ olsun. Bugünkü konumuz Kanal İstanbul olacak. Tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu, sadece İstanbul'a değil. Konuklarımız İstanbul TUMOP İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Akçelik. Cevahir, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar İyi herkese. Teşekkür akşamlar. ediyorum ben de davetiniz için. Rica ederiz. Ve diğer konuğumuz da Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden Mehmet Makar. Mehmet, sen de hoş geldin. Merhaba Emre. İyi akşamlar. İyi İyi yayınlar. akşamlar. Ya, program bizim odanın Maden Mühendisi Odası'nın 1 Aralık tarihinde yayınladığı Kanal İstanbul kazı ve patlatma ile ilgili raporu çerçevesinde devam edecek ama Cevahir de bize TUMOP'un bu konudaki yeri, İstanbul'un bu konudaki yeri nedir, ne değildir, hukuki süreç nasıl devam ediyor, bu çılgın proje bize nasıl etki edecek, onlardan da bahsedecek. İlk bir Cevahir'den başlayalım. Cevahir bize bu Kanal İstanbul'un hem teknik olarak çevresel, ekonomik, politik, kentsel nasıl etkileri olacak anlatırsan bize seviniriz ilk başta. Evet, teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de tekrardan Orhan Hoca'nın yakınlarına ve maden mühendisi camiasına başsağlığı dileyerek toplantıya başlamak istiyorum. Kanal İstanbul meselesine ilişkin tabii ki çok geniş ve derin bir konu. Aslında belki de Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin bugüne kadar çalıştığı 24 odayı da kesen, 24 odanın da içerisine bir şey söyleyebileceği bir büyük bir mega proje. Buna ilişkin çok kısa olarak, tabii ki süremiz de kısıtlı, bu kısa sürede bir değerlendirme, hem çevresel hem politik hem ekonomik değerlendirme yapmak ne kadar zor olsa da kısa olarak özetlemeye çalışacağım. Yani Kanal İstanbul projesinin biraz geçmişine bakmak lazım belki de. İlk olarak 27 Nisan 2011 tarihinde çıkış noktasındaki gün ve çıkış noktasında yapılan mesajlar aslında bize bir politik alt metninde çok güzel söylüyor. 27 Nisan 2011 tarihinde o dönemin başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Hazır Hedef 2023 başlıklı 12 Haziran 2011'de yapılacak olan genel seçimler öncesi İstanbul'da yaptığı bir basın toplantısında açıkladığı bir proje Kanal İstanbul. Ve oradaki söylemlerine bakarsak Kanal İstanbul'u sadece bir ulaşım projesi olarak anlamadığını, Kanal İstanbul'un Türkiye'ye yeni bir eser kazandırmak heyecanını yaşadığını ve aynı zamanda bunun bir enerji, bayındırlık, istihdam, şehircilik, aile, kültür, turizm ve en önemlisi bir çevre projesi olduğunu altını çizerek projeyi kamuoyuna lanse etti. Bakın, biz bugün zaten tartışıyoruz. Kanal İstanbul projesi bir ulaşım projesi mi? Kanal İstanbul projesi hayır, bir gayrimenkul projesi olarak karşı argümanlar geliştiriyoruz ancak bunları tartışmadan önce zaten 2011 yılında Erdoğan'ın söylemlerine bakarsak bunun sadece bir ulaşım projesi olmadığını, üstüne basa basa bunun bir istihdam, konut, şehircilik, bayındırlık projesi olduğunu kendi söylemlerinden var. Dolayısıyla aslında tartıştığımız noktanın başında Kanal İstanbul ne projesi dersek, Kanal İstanbul sadece bir bugün ulaşım projesi olarak lanse edilse de aslında ilk krizde olan, ekonomik krizde olan iktidarın kendini kurtarmak için 2011 yılında projelendirdiği,
2018 yılından itibaren de projenin plan ve chat süreçleri olmak üzere çeşitli plan değişiklikleri birlikte somut ayaklarını oluşturduğu bir gayrimenkul, krize alternatif olarak sunmuş olduğu bir proje. Tabii projenin politik ayağında uzun uzun tartışmak lazım. Şimdi biliyorsunuz özellikle 2023 hedefleri doğrultusunda iktidar bir mega projeler silsilesine başladı. İşte üçüncü havalimanı, üçüncü köprü, ardından Kanal İstanbul projesi gibi. Yani bu mega projelerden ne arzu ediliyordu? Bunun bir iyi tartışılması lazım. Bu projelerin sadece bir salt ulaşım projesi olmadığını zaten uzun uzun kamuoyunda tartıştık. Ancak bu projeler aynı zamanda iktidarın bir ideolojik işlev olarak kullandığı, özellikle seçim konuşmalarında, seçim mitinglerinde bir kalkınma vurgusuyla belki de hiçbir zaman hayatında üçüncü köprüyü ya da üçüncü havalimanı kullanmayacak insanlara politik bir argüman olarak sunulduğu, bir kalkınma vurgusuyla sunuldu ve bunlarla birlikte bir seçim propagandası haline dönüştürüldüğü bir proje aynı zamanda. Ve sosyal bilimcilerin yaptığı tartışmalarda da biliyorsunuz bir iktidarın özellikle totaliter bir iktidarda kalması için mutlaka belli dönemlerde bir mega projeler üretmesi ve bu proje etrafında bir kalkınma vurgusuyla da kendi kitlesini konsolide etmesi lazım. Kanal İstanbul'da bir nevi bu işlevi görüyor. Bakın yine Erdoğan çeşitli miting konuşmalarında hem Kanal İstanbul'a ilişkin görüntülerin gösterilmesi, hem Kanal İstanbul'a ilişkin argümanların sunulması, hem de Kanal İstanbul'a karşı kendisine yöneltilen eleştirileri politik argümanlarla buradan cevap vermesi, miting konuşmalarından cevap vermesi bunun en büyük göstergesidir. Yine yapılan son tartışmalara bakarsanız işte Ekrem İmamoğlu'na açılan bir Kanal İstanbul soruşturması, bunun bir kamu projesi olduğuna ilişkin buna itiraz edilemeyeceğine yönelik bir gelen soruşturma. Ardından Erdoğan'ın her şey zaten oldu bitti, ihale aşamasına geldik söylemleri ve bu proje ilişkinde kaynak bulduğuna ilişkin yine bir 27 Kasım'da yaptığı bir cuma namazı çıkışında, bakın cuma namazı sonrası yaptığı çıkışlar, böyle bir açıklama. Bunların hepsini aslında üst üste koyduğumuz zaman hep bir politik alt metinlerin olduğu, bir taraftan sermayeyi de rahatlatıcı mesaj. Bakın Türkiye'de yatırımların durmadığına ilişkin Erdoğan'ın ardından Murat Kurum'un mecliste bütçe komisyonu görüşmeleri yaptığı bir açıklama, ardından Ulaştırma Bakanı'nın mecliste yaptığı bir açıklamayla birlikte bir taraftan bir sermayeye de zaten rahatlatma mesajı veriliyor. Türkiye'de yatırımların durmadığını, Kanal İstanbul projesinde iktidarın adım attığına yönelik zaten bir rahatlatma mesajı var. Bu mesaj nereden geldi diye, bu neden böyle bir mesaja ihtiyaç duyuldu diye baktığımız zaman özellikle bu projenin sermayederi olduğu düşünülen, kamuoyunda böyle lanse edilen Arap medyasına baktığımız zaman Arap medyasında özellikle bu son Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal olarak bu konuya itiraz etmesi yönelik çok sayıda haber var. Kanal İstanbul'la ilgili her çıkan haberin altında mutlaka bu itiraz da habere konulmuş. Dolayısıyla acaba sadece Türkiye'de değil, belki de bu Arap coğrafyasında da böyle bir projenin olup olmayacağını, ülkedeki ekonomik kriz ve pandemi süreciyle birleştirildiği zaman böyle bir tartışma varsa da bu direkt birinci ağızdan Erdoğan ve Murat Kurum tarafından da bir açıklamayla hayır Türkiye'de yatırımların durmayacağına ilişkin bir mesaj da verilmiş olabilir. Yani iktidarın böyle bir manipülasyonu da var. Şu son süreç için konuşuyorum bunu değerlendirmek gerekirse. Diğer bir taraftan Kanal İstanbul'a ilişkin 2011 yılında açıklandığı günden itibaren çeşitli bir bu projenin nasıl yapılacağına ilişkin de bir soru işareti vardı kafalarda. 2011'deki Erdoğan'ın söylemleri de bu projenin milli kaynaklarla yapılacağını açıklamıştı. Bu projeyi yapacak güçte olduğunu Türkiye'nin açıklamıştı. Daha sonradan tabii ki Türkiye'deki değişen konjonktür ve ekonomik durumla ilgili baktığımız zaman geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada projenin kendi gönlündeki yapılma şeklinin yapışta devlet olduğuna ilişkin bir söylemi oldu. Bugün ise projenin birçok yatırımcının bu projeye gönüllü olduğuna ilişkin bir muğlak söylemde bulundu. Yani gitgide de bu projenin nasıl yapılacağına ilişkin kamuoyundaki sorularına cevap veremeyecek bir duruma geldiler. Çünkü Türkiye'de bakın gerçekten de ekonomik kriz hepimiz yaşıyoruz zaten. En acı bir şekilde mühendis, mimar, şehir plancıları da bunu yaşıyorlar maalesef. Bu süreçte bu projenin nasıl yapılacağına ilişkin de bir muğlak var. Burada yeni bir tartışma daha başlatıyoruz. Biz diyoruz ki AKP iktidarı bu projeyi gerçekten yapmak istiyor mu? Neden bunu söylüyoruz? Şimdi çünkü biraz sonra da konuşacağız dava süreçlerinde. Bugün bu proje gerçekleşse de gerçekleşmese de AKP iktidarının ihtiyacı olan bu emlak spekülasyonları yapıldı. Arazi el değişimleri yapıldı. 2011'den beri üstelik.
Bakın burada Katar emirinin annesinden tutun işte kuvvetli iş adamı ya da bakan albaylığın arazisinin bütün bu tabiri caizse kapatılan araziler yapılan plan değişiklikleriyle tarım vasfı olan araziler işte zirai amaçlanan araziler tarla olarak tapuda gözüken arazilerin hepsi plan değişiklikleriyle ne oldu? Ticaret ve konut alanı oldu zaten. Bugün AKP bu ilk üç etap plan değişikliğini de yaptı. Bir böyle binlik planları bile yaptı. Yani bugün Kanal İstanbul projesine kazma vurulmasa bile zaten AKP'yi kurtaracak olan bu gayrimenkul, bu emlak rantından dolayı zaten isteseler bugün kanal çevresini yapmayı planladıkları bu yeni şehir için her şey ellerinde hazır. Dolayısıyla bir taraftan gerçekten kanalı yapmak istiyor mu yoksa asıl amaç kanal bahanesiyle buraların İstanbul'un kuzey alanının imara açılması mıydı gibi bugün tartışmalar da yapılıyor. Bunların hepsine de zaten ilerleyen zamanlarda daha çok tartışacağız, daha çok konuşacağız. Ama bugün söyleşimiz gereği de çok da hani Mehmet'in Maden Mühendisliği Odası'nın hazırladığı bu rapor, Mehmet'in sunacağı rapordan da vakit çalmamak adına ben kanal olacakmış şekilde varsayarsak bunun çok kısaca çevresel etkilerinden de biraz bahsedelim. Güzel. Yani çok şunu da belirtelim biz TMOB olarak zaten teknik olarak bu projenin hem bilimsel olarak olmaması gerektiğini tek tek açıkladık nasıl olması gerektiğini nasıl bir etkileri olduğunu ve bu süreçte gerçekten iktidarın da bir karşı argüman üretemediğini gördük. Yani bilimsel olarak proje bugün tartışılmıyor. Bakın toplum buna ikna değil. Çünkü bilim insanları, meslek odaları ve akademi gerçekten projenin neden olmaması gerektiğini tek tek sıraladılar. İktidar bu toplumdaki meşruiyeti sağlamak adına da çok dikkat ederseniz artık politik argümanlarla proje savunuyor. Ne diyor? Möntrö lobisi diyor. Mesela buna karşı çıkanlar Möntrö lobisidir. Bizim işte Karadeniz'deki egemenlik alanımıza egemenliğimizi genişletmek istemeyenlerdir. Bu proje Türkiye'nin özgürlük projesidir gibi karşı argümanlar geliştirerek projede artık bir meşruluk sağlamak istiyor. Ancak bu da olmuyor. Çünkü gerçekten projenin bu proje kimin ihtiyacı olduğu konusu toplumda çok büyük bir soru. Bugün yaşanan ekonomik krizle birlikte bugün bu proje işte Soma'da direnen, Ermenek'te direnen maden işçilerinin, maden emekçilerinin ya da maden mühendislerinin ihtiyacı mı? Ya da asgari ücretle geçinemeyen binlerce insan bugün hala 3 bin liranın altında asgari ücret tartışmaları yapılan bir Türkiye'de açlık sınırının 6 bin, 7 bin lira olduğu bir dönemde bu proje kimin ihtiyacı diye sorgulandığına iktidar maalesef buna cevap veremiyor. Ama biz cevap verelim. Bu proje iktidarda kalmak için ihtiyacı olan projedir. Çünkü sadece kendisi değil, 18 yıldır kendisiyle birlikte büyüyen, etrafına büyüyen sermayeyi de işte buna kimileri Beşiktaş eder, kimi Beşli Konsorsiyum der. Bu kesimin ihtiyacı olan bir proje. Buradaki emlak rantından büyüyecek ve dolayısıyla iktidara kaynak aktaracak olanların projesidir. Dolayısıyla proje halkın ihtiyacı olan, halkın ihtiyaçlarına cevap verecek bir proje değildir. Bunun da bir kere de altını çizelim. Çok kısaca çevresel etkilerinden biraz bahsedeceğim. Öncelikle şunun itirazını yapıyoruz zaten. ÇED olumlu kararın iptaline ilişkin açtığımız davada da temel argümanlarımızdan biri. Bu projenin ÇED inceleme ve çalışma alanı ki bu projeye ilişkin biz ne diyoruz? Sadece Anadolu yakasını ya da Avrupa yakasını değil, Trakya'yı hatta Karadeniz'e sahili olan bütün ülkeleri ekosistemi bir bütün olarak ele aldığımızda yok edecek bir proje. Buradaki ekolojik yıkım oluşturacak bir proje diyoruz. Ancak ÇED raporunda sadece 3 kilometre genişliğinde bir alanı esas alarak ÇED raporu hazırlandı. Sadece 3 kilometrelik alandaki flora, fauna, işte jeolojik ve hidrojeolojik özellikler dikkate alınarak hazırlandı. Bir kere temel olarak buna itirazımız var. Bu proje bütün İstanbul'u, bütün Trakya'yı hatta Karadeniz'e sınırı olan ülkeleri etkileyecek bir proje diyerek biz itirazlarımızı öncelikle temellendirdik. Keza bunun bir benzerini zaten sosyal etki değerlendirme raporunda da yaptılar. Orada da 1 kilometrelik bir alanı sadece hesaplayarak sanki bütün İstanbul'da yaşayanlar etkilemeyecekmiş gibi sadece 1 kilometrelik bir alan üzerine bir proje yaptılar. Bunun da sebebi bir süre sonra açılan davalarda bu bölgede tapu var mı kardeşim de dava açıyorsunu ön hazırlığı gibi olarak değerlendirdik. Buna ilişkin de bir karşı argüman geliştirdik. Neyse. Şimdi projedeki özellikle temel itirazlarımız olan yani bu projenin arazi kullanıma baktığımız zaman İstanbul'daki 4 ilçenin sınırları içerisinden geçiyor. İşte Küçükçekmece, Avcılar,
Başakşehir ve Arnavutköy. Ve bölgedeki kanal güzergahını incelediğimiz zaman öncelikle plaj ve kumsal olan rehabilite alanları, Karadeniz'in kuzeyinden bahsediyoruz. Daha sonra kıyı gelişim alanı, doğal ve kırsal karakteri konulacak alanlar, yeşil alanlar, meralar, orman alanları, su havzaları, Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Baraj Gölü ve Terkoz Gölü'nü etkileyecek çok büyük bir proje olarak bugün karşımıza geldi. Hafriyat miktarına ilişkin zaten Mehmet detaylı hazırladıkları rapora istinaden anlatacaktır. Ancak bu hafriyatın denize dökülmesi planlanıyor. Buna ilişkin bir itirazımız vardı. Ne gibi etkileri var? Özellikle biliyorsunuz Küçükçekmece Lagünü, yani kanalın giriş Marmara'dan başlayacak olan giriş alanını düşünürsek, buradaki Küçükçekmece Lagünü uzun süre, şimdi bu yayını izleyecek olanların da aklına gelecektir, endüstriyel ve evsel kirlilik baskısı altında kalmış ve 2000'li yıllardan itibaren yapılan araştırmalarda da hem bu lagünde hem de lagünü besleyen sularda, yani sedimentinde ve yani çamurunda, daha doğrusu biraz daha sade konuşmak gerekirse, ağır metal komplekslerine rastlanılmış. Yani dolayısıyla şimdi buradaki ağır metal kompleksi rastlanan bir çamurda, ki dip taraması yapacak maden mühendisleri daha iyi biliyorlar, buradaki hafriyatın taşınması sırasında öncelikle temel itirazımız bu sedimentten, yani çamurdan ayrılacak olan ağır metallerin bütün İstanbul'a yayılacağı. Yani Marmara'dan, düşünün, Marmara Denizi'nin hemen kıyısından taşınacak olan bir hafriyatın Karadeniz'e kadar taşınacak, yani bir kıyı boyunca ilerleyeceği bir süreçte oradaki bütün alan bir kere bir ağır metal komplekslerinin hapsolmuş, buradaki ağır metal komplekslerine maruz kalacak. Aynı zamanda bu hafriyatın denize dökülmesiyle birlikte de oradaki canlılar için bir toksisite olacağını biz zaten itiraz ettik. Yani bu malzemenin susuzlaştırsa dahi deniz tabanına inmesi geniş bir ekosistemi tahrip edeceğini, hafriyatla ilgili özellikle bunu söyleyebilirim. İkincisi, bu kadar bir devasa bir hafriyatın denize dökülmesiyle birlikte öncelikle çok basit bir mühendislik terimidir, özellikle çevre mühendisliği alanında, bulanıklık etkisi. Yani buradaki ışık geçirgenliğini etkileyecek bir fiziksel etki meydana gelecek. Dolayısıyla denizin dibinde bulunan flora ve faunanın da olumsuz bir şekilde tahribata uğrayacağını burada söylüyoruz. Yine Karadeniz kıyı coğrafyasının bütünlükle bozulacak, Marmara Denizi ve Karadeniz'i kirletecek olan bir etkiyle birlikte, bu hafriyatın dökülmesiyle birlikte, tabii ki zaten biraz sonra da bahsedeceğiz, bir Marmara ve Karadeniz arasındaki dengeyi de bozacak bir proje. Tabii patlatma meselesi, yanlış hesaplar yapıldı. Biraz sonra Mehmet anlatacak. Bu patlatmadan dolayı hava kirliliğinin de bir etkisi hesaplanmış. Ancak bu hesapların yanlış yapılmasına ötürü zaten temel itirazımız bu hesapların baştan yapılması ve bu çevresi etkilerin de baştan hesaplanması çok önemli bir konu olarak karşımızda duruyor. Tabii çok tartışılan bir konu. Bu projenin Karadeniz ve Marmara Denizi'nin etkileri üzerine de tartışılıyor. Şimdi şöyle bir denge var. Çok yine özet ve hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi Karadeniz'in su ya Karadeniz suyu az tuzlu. Bunun nedeni de tatlı su girişin fazla olması ve buharlaşmanın az olması olarak ifade ediyoruz. Özellikle Karadeniz'i dolduran işte Tuna, Dinyeper, Dinyester gibi Balkanlardan gelen çeşitli nehirlerden dolayı aynı zamanda Karadeniz Marmara Denizi'ne nazaran biraz daha yüksek konumda. Şimdi buraya ikinci bir kanal açması ne gibi sıkıntıları olacak? Öncelikle su seviyesi açısından kanalla birlikte Karadeniz'deki su seviyesinin ÇED raporunda yazan ifade 4 ile 5 santim mertebesinde azalacağını, Marmara Denizi'nin ise 2 santime, bölgesi olarak 3 santim olarak artacağını söylüyor. Dolayısıyla burada zaten yıllardan oluşan bir dengenin bozulacağını görüyoruz. Yani Marmara Denizi'ne Karadeniz'den fazladan 20 kilometreküp bölü yıllık bir su miktarı gelecek. Bu da güncel durumda su akımının yaklaşık %12'sini temsil ediyor. Dolayısıyla bu dengenin, yeni bir kanal açılmasıyla bu dengenin bozulması ne gibi etkilere yol açacak? Bir, yükseklik farkı azalmasından ötürü ve Marmara Denizi'ne Karadeniz'den daha fazla su girmesi, üstelik tuzluk değeri %17 ile 18 civarında artacağını söylüyoruz. Dolayısıyla bir projeyle birlikte Karadeniz ekosistemi ve canlı popülasyonu bu tuzluk seviyesinin değişmesine ötürü büyük oranda etkileneceği söylüyoruz. Sadece yeni bir kanal açılmasından ötürü bile böyle bir denge var. İkinci ise şimdi Marmara Denizi'ne de yapılan çalışmalar, şimdi Marmara'da inanılmaz bir denge olduğunu söylüyorlar. Şimdi iki farklı bir akıntı var Marmara Denizi'nde. Daha az tuzda olan Karadeniz suyu yüzey akısından dolayı işte Akdeniz'e giriyor. Buna karşın Akdeniz'in daha yüksek tuzluğu da dip akıntısıyla Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Yani dolayısıyla şöyle bir ikili bir yıllardan beri oluşan bir denge var.
Dolayısıyla şimdi buraya yeni bir kanal açılması, şimdi meteorolojik şartları düşünün, yüzey ve dip akıntılarıyla hidrolojik bir etki oluşmuş yıllardan beri. Bir kere bunu bozuyoruz çünkü Karadeniz'den gelen suyla Akdeniz'den gelen su arasındaki bir değişikliğe yol açacağız. Dolayısıyla Marmara Denizi'nin bu yeni kanal açılmasıyla birlikte yaklaşık 2 katı oranda bir etkiye sahip olacağını, kanalla birlikte Karadeniz'e taşınan bu biraz önce saymış olduğum nehirlerden gelen kirliliğin de Marmara Denizi'nde kirliliği arttıracağını, dolayısıyla da bu kirlilikle birlikte zaten Ölü Denizi olarak adlandırılan Marmara'nın özellikle kanal yapıldıktan yaklaşık 30 yıllık bir periyotta tamamen yok olacağını, alt tabakanın oksijensiz olarak anoksit bir ortamla birlikte dip su kimyasının değişmesiyle bugün tartışılan bu çürük yumurta kokusu olacak mı olmayacak mı tartışmaların çıkış noktası da bu. Tamamen yeni bir kanal açılması, bu iki deniz arasında bulunan dengenin, yıllardır oluşan dengenin bozulmasıyla birlikte de hem flora hem fauna hem de bu Karadeniz'deki ve Marmara'daki canlı hayatının öleceğini çok net söyleyebiliyoruz. Diğer bir konu çok tartışılan kamuoyunda özellikle reddedilen de bir konu. Kanal İstanbul sahasının bulunduğu orman alanları. Şimdi ÇED raporu incelendiği zaman mevcut saha üzerinde bulunan yaklaşık orman alanı 458 hektarlık bir mertebede planlanıyor. Ama tabii buradaki yine klasik bir iktidar tabiridir. Buradaki projelerin etkilenen ağaçların mümkün olan bir şekilde başka bir tarafa transfer edileceğine yönelik bir tabii ki yine bir süsleme var burada. Yani burada kesecekleri ağaç kadar ya da buradaki ağaçların başka yere taşınacağını ifade ediyorlar. Ve ÇED raporunda şöyle bir kelime oyunu var. 200 bin mertebesinde bir ağacın kesileceğini söylüyorlar. Ama burada yine orman mühendisliğinden arkadaşlarımız, akademiden arkadaşlarımız yaptığı araştırmada çapı 8 santimetreden küçük olan ağaçların hesaplanmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bir de arazi çalışmaları 2012'de yapılan amenajman planlarından hesaplanmış. Dolayısıyla 2020 yılında çıkan bir ÇED raporunda yaklaşık 8 yıl önceki bir ağaç sayısı ve amenajman planı esas alınıyor. Ve burada da 8 santimden küçük olan ağaçlar sayılmıyor. Dolayısıyla 2020 yılı için yapılan bir hesapta ve bütün ağaçlar sayılına yaklaşık kesilecek ağaç sayısının 350 bin, 400 bin civarı olacağı söyleniyor. Yani ÇED raporunda yazdığı gibi 200 bin değil, mevcut ve güncel hesaplar yapıldığı zaman 350 ile 400 bin arası ağaç kesileceğini net olarak açıklayan raporlar bugün elimizde. Bunu da mahkemeye sunduk. Diğer bir taraftan mesela su konusu çok tartışılıyor. En Bugün de önemlisi zaten belki de yani zaten ekstra su sıkıntısı çekiyoruz, çekeceğiz gibi de gözüküyor. evet. İşte mesela ben şeye de karşıyım. Bugün bakın iktidar organlarının insanları bireysel tasarruf çağrılarında bulunuyorlar. Ancak şimdi biraz sonra ifade edeceğim verilerden de göreceksiniz. Aslında bireysel tasarruf yapmak yerine böyle projeleri iptal etseler çok rahat İstanbul'un belki de 50 yıllık, 100 yıllık su sıkıntısını çözebilecek projelere hem kaynak ayırabilirler hem de su havzalarını koruyarak İstanbul'un geleceğini garanti altına alabilirler. Şimdi bakın ÇED raporunda Kanal İstanbul projesiyle birlikte kaybedecek su miktarını 32,7 milyon metreküp olarak ifade ediyor. Ama diyor ki bunun zaten yıllık 1,8 milyarını biz Melen projesine karşılayacağız diyor ki Melen projesine ilişkin kamuoyundaki haberleri takip edenler bilir. Melen projesinin gövdesindeki çatlak nedeniyle zaten yıllardır bitirilemeyen bir proje ve ne olacağı da belirsiz. Yani belirsiz bir projeye atıf yapmak zaten bilimsel bir yöntem değil. Şimdi ve burada diyor ki Terkos Gölü'nden projelerin etkilenmesini beklemiyoruz. Kanal güzergahı içerisinde de koruma statüsü çıkaracağız ve hep acaklı cümlelerle sanki olayı bir punduruna getirme gibi bir tavırları var. Ve 32,7 milyon metreküplük bir ÇED raporu ifadesi var. Bakın şimdi bir rapor söyleyeceğim. Basınla da paylaşmıştık o zaman. Devlet Su İşleri'nin Kanal İstanbul projesine ilişkin hazırladığı 2 tane görüş var. Bir tanesi 20 Nisan 2018 tarihinde, diğerisi 3 Aralık 2019 tarihinde. Ve bu projelerde, bu raporlarda Devlet Su İşleri 2 tane alternatifli senaryo ortaya koyuyor. Bakın şimdi ÇED raporunda izleyenler unutmasın, 32,7 milyon metreküp dedi ÇED raporu. Devlet Su İşleri diyor ki, ilk senaryom diyor benim, eğer bu proje gerçekleşirse Sazlıdere Barajı devre dışı kalacağından ötürü 52 milyon metreküp bir su kaybı olacak. Toplam su kaybının da ben 70 milyon metreküp olmasını bekliyorum.
Ve de İstanbul'un hali hazırda 5 milyon nüfusunun ihtiyacını kaybeden bu Sazlıdere iki telli sistemi devre dışı kalacak. Bir de üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı projeleriyle birlikte bir nüfus buraya gelirse ben diyor yaklaşık olarak 70 milyon metreküp su kaybını ilaveten yeni ve içme suyu kaynakları ve kullanım suyu kaynakları da bulmam gerekir diye bir not düşüyor. Bakın birinci senaryosunda 70 milyon metreküp artı bu yeni nüfustan ötürü ki yaklaşık 1,5 milyonluk bir nüfus bekleniyor buraya. Bu nüfustan ötürü su kaybının daha da artacağını bekliyorum demiş. Bu birinci senaryosu. Devlet Su İşleri'nin bakın Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri'nin senaryosu. İkinci senaryoda Devlet Su İşleri diyor ki Terkos Gölü de eğer bundan etkilenirse diyor Sazlıdere Barajı artı Terkos Gölü'nü ben kaybedersem İstanbul'da su kaybım 427 milyon metreküp diyor. Bakın bunu TMOB demiyor, bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi demiyor, bunu devletin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendi kurumu olan Devlet Su İşleri diyor. Artı diyor ki bir de su ya da deniz suyunun bu yeraltı su kaynakları yani stratejik yeraltı su rezervleri var İstanbul'un. Olası bir savaş ya da afet durumunda açılması planlanan. Bu Kanal İstanbul'la birlikte eğer bu akiferlere tuzlu su girişi olursa bunları da kaybedeceğiz diyor Devlet Su İşleri. Yani ve sonra da demiş ki bu koruma yöntemlerinin tekrardan değerlendirmesi lazım. Bu yeraltı su kaynaklarına, içme suyu kaynaklarına ilişkin bir koruma önlemi biz bu raporda göremedik diye Devlet Su İşleri'nin iki tane rapor olmasına rağmen bugün bu çet raporuna olumlu karar verildi. Bunun da altını ısrarla çizmek istiyoruz. Bunun dışarısında daha sonradan da söyleyebiliriz eğer sıra gelirse TÜBİTAK'ın ve Hava Meydanları İşletme Müdürlüğü'nün de iki tane raporu var. O karşı çıktıkları bu projenin olursa neler olduğuna ilişkin. Buna rağmen bu ÇED kararı olumlu olarak verildi ÇED raporuna. Son olarak tarım alanları üzerine de bahsetmek istiyorum ki bu da son dönemlerde tartışılan bir konu. Şunu söyleyeyim, direkt kestirmeden söyleyelim. Yani bu proje uygulamaya geçerse tarım ve mera alanların miktarı yaklaşık burada 4071 hektarlık bir alan ifade ediliyor ve bu rakamla projede kullanacak toplam alanın %59'una denk geliyor. Yani bu projenin kapsadığı alan %59 tarım alanı ve bu tarım alanının tamamının kaybedileceğine yönelik yine ÇED raporunda ifade var. Bunun bir tartışılmayan etkisi de var. Bugün sosyolojik olarak değerlendiriliyor, yeni yeni tartışılıyor. Hala İstanbul'da tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan köyler var. Örneğin yine ÇED raporunda böyle bir hesap ve tablo yapılmasına rağmen bu raporu yine olumlu aldı. Yani gerçekten inanılmaz. Örneğin ben yine örnek vermek istiyorum. Mesela yani Çilingir Mahallesi, Kanal İstanbul güzergahında kalan bir mahalle, Çilingir Mahallesi'nde geçim kaynakları ne diye sorulmuş. Burada chat raporunda ifade edilmiş. Sosyoekonomik mevcut durum araştırması bölümünde isteyenler bakabilir. Mesela Çilingir halkı demiş ki benim geçimimi tarımsal üretim hayvancılık karşılıyor. Baklalı Köyü demiş ki tarımsal üretim hayvancılık. Dursun Köyü, Taya Kadın. Bakın bunların hepsi Sazlı Bosna Köyü. Bunların hepsi hala İstanbul'da geçimlerini hayvancılıktan ve tarımsal üretimden karşılayan mahalleler. Dolayısıyla siz bu insanları aynı zamanda bir yerinden edinme adını verdiğimiz bir sürece sokuyorsunuz. Yani bu insanlar nasıl geçinecek burada oturanlar? Bunların neresini gösteriyorsunuz? Yani hayatı boyunca tarım yapmış, hayvancılık yapmış bir insanı siz lüks konutlarda otursanız bile bu insan neyle geçimini sağlayacak? Çünkü geçim kaynağını elinden alıyorsunuz. Bu lüks konutların aidatını vesaire nasıl ödeyecek? Yani burada aynı zamanda bir soylulaştırma projesi de var. Bunun da son olarak ben altını çizeyim. Saat 9 oldu herhalde. Mehmet'in sırasından da yememiş olurum. Yine ikinci turda da mahkeme sürecine biraz anlatırım Aynen, çevresel etkileri. öyle yapalım. Mehmet şimdi bizim odanın hazırladığı raporun sunumunu anlatacak. Yaklaşık herhalde 20-25 dakika falan sürecek. Ekran Bunu zaten görüntü. basına açık bir şekilde yapmıştık. Tekrar buradan üyelerimize, izleyicilerimize tekrar yapalım. Gayet de fayda olacaktır. Ekran paylaşımım geldi mi? Geldi Mehmet. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Biz de Kanal İstanbul'la ilgili kendi meslek alanımızdan, kendi disiplinimizden ÇED raporunu inceleyerek maden mühendislerinin gözünden bu durumu incelemek istedik. Öncesinde tabii TUMOB'un oluşturduğu bir bilim kurulu vardı. Her meslek odası kendi alanından görüşlerini belirtmek için bir toplantı yapmıştık.
Daha sonraki süreçte İstanbul Şube'de bir Kanal İstanbul Komisyonu kurduk. Üyelerimizden katılım sağlandı. Bu komisyonlar birlikte İstanbul Şube'den başlayarak daha sonra diğer şubelerimiz genel merkezinde bilgisi dahilinde onların da bilgi paylaşımıyla birlikte bir rapor hazırladık. 6-7 aylık bir süreç gerçekleşti. Yani hemen hemen bütün odanın birimleri bu rapora katkı koydu diye biliriz. Raporda genel olarak ÇED raporu dikkate alındı. Kanal İstanbul projesi ile ilgili. ÇED raporunda işte maden mühendisliğini ilgilendiren bölümler işte nasıl hazırlanmış, herhangi bir yanlışlık var mı diye bir göz atalım dedik. Ama bizim bile beklemediğimiz çok basit hatalar, tutarsızlıklarla karşılaştık diyebiliriz. Biz incelememizi Ocak 2020 tarihinde çıkan son nihai ÇED raporu üzerinden değerlendirdik. Raporumuzun sonucunu. Çünkü genel olarak raporun içinde incelediğimiz bölümlerle ilgili teknik olarak şunları söyleyebiliriz. Kanal 45 kilometre uzunluğunda olacak, 275 metre genişliğinde olacak, 20,75 metre de derinliğinde olacak. Bu derinlik örneğin daha önce 25 metreydi. Daha sonra 20,75'e indirdiler. Genişlik değiştirdi. Birinci çet ve ikinci çette farklılıklar var projeyle ilgili. Kazı miktarı 1,1 milyar metreküp belirtiliyor. 2,7 milyar ton olarak. Patlatmalı kazı olarak da bütün kazının 1,1 milyar metreküp kazının %3,8'ini sadece patlatmalı kazı olacağını ifade ediyor. Bu hafriyat kazı sonrası ortaya çıkacak olan kazı malzemesinin 400 adet 200 metreküplük kaya kamyonlarıyla bizim madenlerde kullandığımız kamyonlara taşınması öngörülüyor. Kazı süresi rapor içinde farklı noktalarda farklı ifade edilse de 4 yıl olarak belirtiliyor. Genel toplam proje Kanal İstanbul projesine de 7 yıl söylüyor. En sonda toplam kanal maliyetine Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ÇED raporunda da 75 milyar Türk lirası şeklinde bir ifade mevcut. Genel olarak kanal kesitlerini inceleyecek olursak az önce de söyledik. Alt tarafta kanalın nihai son kanal şekli, işte içinde su dolduktan sonraki hali, şevleri, yarmaları görüyorsunuz. Üst tarafta da kanal kazısı sırasında yapılacak kazı şev kesidini görüyorsunuz. Örneğin üstteki bu kesit kanal kazısı sırasında en yüksek derinlik 165 metrelik bir kot seviyesi olacak. Mevcut arazi sınırını görüyorsunuzdur. Farklı farklı kanalın farklı bölümlerinde farklı farklı şev yükseklikleri, işte şev eğimleri şeklinde kazı yapılması öngörülüyor. Kanal kazı miktarı en baştan başlayacak olursak kanal kazı miktarı ile ilgili genel olarak detay bir bilgi yok ÇED raporun içinde. Yani 1,1 milyar hangi parametreler üzerinden hesaplanmış, bütün kazı derinliklerinin koordinatları işte verilmemiş, hangi formasyonda ne kadar kazı yapılacağı belirtilmemiş. Kitabın ortasından kitap okumaya başlar gibi 1,1 milyar metreküplük bir kazı büyüklüğü verilmiş bize ama detay bilgi paylaşılmamış. Bunun yanında örneğin hafriyat için etkili olacak olan kabarma katı sayısını da 1,18 alarak 1,3 milyar metreküplük bir hafriyat miktarı olacağını raporun içinde ifade etmiş. Şimdi en baştan çünkü kazı patlatma nakliye raporu dedik. Kazı termin sürelerini inceledik ilk başta. Önemli olan noktalar olduğu için bunları söyleyelim. ÇED raporunun içinde kazı termin süreleriyle ilgili farklı noktalarda farklı süreler verilmiş. Örneğin ÇED raporunun bir bölümünde kazı süresini genel olarak ortalama 19.200 saat vermiş. Yani 4 yıllık bir süreç belirtmiş. Ama raporun farklı bir bölümünde patlatmalı kazı süresi için patlatmalı kazı da kazının bir farklı versiyonu sonuçta. Kazının içinde olan bir süreç patlatmalı kazı da. Çünkü formasyonu patlattıktan sonra kamyonla taşımanız gerekiyor sonuçta. Yüklemeniz ve taşımanız gerekiyor. Kazının farklı bir süreci. Patlatmalı gazı 43.200 saat vermiş. Daha sonra kamyon ekskavatör hesabı yapılınca da orada da 26.400 saatlik bir süre vermiş. Yani 3 farklı noktada 19.000 saat, 43.000 saat,
26 bin saatlik birbiriyle çok büyük farklar olan bir kazı termin süreleri vermiş ve kazı termini aslında bütün kanalın en önemli süreci. Yani kanalın çok büyük bir bölümü, hem maliyeti olsun hem de yapım aşamasında olsun, en önemli süreç kanal kazısı. Ama dakika virgül bir kanal kazısı sürelerini bile, termin sürelerini bile çok farklı raporda belirtilmiş. Yani rapor kendi içerisinde çelişiyor. Bu süreç içinde raporda 1,1 milyar metreküp olan kazı büyüklüğünü, kabarma faktörü bizim bildiğimiz, özellikle açık işletmelerde çokça kullandığımız, nakliye için, hafriyat için kullandığımız kabarma faktörünü burada 1,18 almış ve taşınacak malzeme miktarına 1,3 milyar metreküp demişler. Şimdi biz biliyoruz, maden mühendisi disiplinine bakınca, yani maden mühendisi disiplinini geçelim, basit bir literatür taraması yapınca bile bu sahada kullanılacak kireç taşı, kum taşı, kil taşı, marl, shale gibi formasyonların kabarma faktörlerine ulaşabiliriz. Örneğin odamızın ajandasının da en arka sayfasında bu kabarma faktörleri verilmiştir örneğin. En çok olan işte kireç taşı için 1,6 ile 1,5 kabarma faktörü belirtilmiş. Kum taşı için 1,6, işte kil için 1,3, 1,6, kil için, çakıl için, toprak için 1,3 seviyelerinde farklı farklı kabarma faktörleri var. Yani Kanal İstanbul güzergahında bulunan formasyonun, kazı formasyonunun 1,3 ile 1,6 kabarma faktörü arasında değişkenliği gösterdiğini görüyoruz ve 1,18'in çok düşük, neredeyse bütün kanalın kum gibi, kumlu bir formasyon gibi hiç kabarmadan neredeyse kazıldığı gibi yüklendiğini burada ifade ediyor. Biz bu kabarma faktörleri üzerinden bir hesap yapınca taşınacak hafriyat miktarının 1,3 milyar metreküp değil, 1,76 milyar metreküple 1,43 milyar metreküp arasında değişeceğini ifade ediyoruz. Şimdi hem taşınacak malzeme miktarı artıyor, bunun yanında aynı zamanda yapılan her iş bir maliyet demek. Maliyette de 1,43 milyar metreküple 1,76 milyar metreküp arasındaki taşıma maliyetini hesaplarsak, ÇED raporunda taşıma maliyeti için 20 kilometre, kanalı 45 kilometre almış, ortalama gidiş geliş ortalamasını alacak şekilde 20 kilometrelik malzeme için, 1 metreküp malzemenin 20 kilometre taşınması için 3 dolarlık bir maliyet belirlemiş. Bütün bu maliyetleri hesaplarsak bizim kanaldaki bütün bütçemizin, Kanal İstanbul için belirtilen olan 75 milyar metreküpü fazlasıyla aştığını görüyoruz. Raporun yayınlandığı 31 Ocak 2000, Ocak 2020 tarihindeki dolar kurunu 5,9 alırsak bütün kanal maliyetinin 75 milyar TL'yi aştığını rahatlıkla söylüyoruz. Bunun yanında ÇED raporundaki gibi ihaleye çıkılırsa 1 milyar dolarla 2 milyar dolar arasında fazla bir hafriyat maliyetinin ekleneceğini rahatlıkla söylüyoruz. Yani 1 milyarla 2 milyar dolar arası, dikkatinizi çekerim, çok büyük rakamlar bunlar. Yani küçük bir taş ocağındaki taşımadan bahsetmiyorum. 1 milyar dolarla 2 milyar dolar arasında bir nakliye maliyeti hesaplanmamış. Ayrıca ÇED raporunda maliyet hesabı yapılırken maliyet hesabına kabarma faktörlü olan, kendi hesapladıkları 1,3 milyar metreküp bile alınmamış. Kazılan malzeme miktarını aynı şekilde taşıyacak şekilde bir maliyet hesabı yapılmış. Bu bile yanlış. Hem diyor ki kabarma faktörlü 1,3, ama nakliye hesabını yaparken 1,1 milyar metreküp baz alınmış. Yani kabarma faktörü dikkate alınmadan bir taşıma maliyeti hesabı yapılmış. Yani kazı ile ilgili, kazı ve hafriyatla ilgili şunları söylüyoruz. Kanal İstanbul'un bizim yaptığımız doğru taşıma miktarıyla birlikte, hafriyat miktarıyla birlikte kazı ve nakliye hesaplarının, kazı, nakliye ve dolgu hesaplarının maliyetinin bütün kanal bütçesi olan 75 milyarı aştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki sadece kazı, nakliye ve depolama dediğimiz maliyetler 75 milyarı aşıyorsa, kanalın bütçesini aşıyorsa, kanal için yapılması gereken kanal sızdırmazlık kaplamaları, zemin, dalga kıranlar, işte
Karadeniz'de yapılması düşünülen konteyner limanı, Küçükçekmece'de yapılması düşünülen konteyner limanı, işte Marmara'da yapılması planlanan konteyner limanı ve aynı zamanda kanal güzergahı boyunca bulunan enerji nakil hatları, kanalizasyon ve su iletim hatları, ulaşım hatları, akaryakıt hatları gibi deplase edilmesi gereken bu bütün inşaatın maliyeti nereden, hangi bütçeden karşılanacak? Raporda bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Yani maliyet hesapları, ÇED raporunda bile maliyet hesapları birbiriyle uyuşmuyor. Çok daha 75 milyarın çok daha üstünde bir maliyet olacağını bize hesapladığımız raporlarda ortaya çıkıyor. Bunun yanında iş makinası temin kullanımıyla ilgili kanal kazısında şöyle düşünülmüş, bizim yorumumuz tabii. 1,2 milyar metreküplük bir kazı miktarımız var. Taşıyacağız bunu. Bunu işte minimum sürede nasıl taşırız? Dünyadaki en büyük işte kamyonlar hangileridir? O zaman gidelim onları getirelim, taşıyalım şeklinde bir mantık yürütüldüğünü düşünüyoruz. Ortaya çıkardık meslektaşlarımızla, bu alanda uzman meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde 400 adet 200 metreküplük kaya kamyonu ile taşınması öngörülüyor. Şimdi bu kaya kamyonlarını sahada yaptığımız özellikle maden makineleri sektöründe çalışan arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan gerek yurt içi olsun gerek yurt dışı olsun aldığımız bilgilere göre bu kamyonların temin süresinin 2-3-4 yıl gibi bir sürede temin edileceğini bize ifade ediyorlar. Ama kazı süresinin bile 4 yıl süreceğini paylaşmışlar. İşte kamyonların üretilimi Türkiye'ye getirilip çalışma süreci bile ortalama 3 yıl sürecek desek bu bile raporla çelişiyor. Çünkü kanal hazırlık süresine sadece 500 gün verilmiş ortalama. Yani 500 günlerde 3 yıl nerede? İş makinesi termin süreleri de birbiriyle tutmuyor. Çelişkili. Bunun yanında kanal rapor içinde çok basit bir mühendisin yapmaması gereken hatalar yapılmış. Bu sadece son ÇED raporunda değil, bir önceki ÇED raporunda da yapılmıştı. Örneğin kanal kazısında kullanılacak elektrik halatlı sistemli elektrikli halatlı kepçe dediğimiz şovul tipi iş makineleri ÇED raporunda şu şekilde belirtilmiş. Maden tipi elektrik halatlı sistemli delici örneği. Yani gördüğünüz şovul dediğimiz bu elektrikli halatlı kepçeye delici şeklinde ÇED raporunda ibaret not düşmüşler ve bu sadece biri son ÇED raporunda değil, kanalla ilgili bütün ÇED raporunda bu şekilde belirtilmiş ama hiç kimse buna dikkat edip değiştirme şeyinde bile bulunmamışlar zahmetinde. Bunun yanında 200 metreküplük kaya kamyonları kullanılacak dedik taşımada ve 50 metreküplük şovul tipi elektrikli halatlı kepçeyle kanalın kazısının yapılması düşünülüyor. Ama ÇED raporunda hazırlayanlara büyük bir ihtimalle bu kaya kamyonları çok büyük geldiği için şöyle not düşmüşler ÇED raporuna. Kullanılacak kamyonlar 34 metre genişliğinde bir yolda, %2 eğimli, 34 metre genişliğinde düz Marmara'dan Karadeniz'e düz bir hat boyunca bu kaya kamyonları taşınacak diyor. Ama ÇED raporu içindeki yarmalara, bizim şevlere, yarmalara, işte basamak genişliklerine bakarsak 34 metrenin altında basamak genişliklerinin olduğunu görüyoruz. Sadece belli merkezlerden bu kaya kamyonları hareket edecek diyor. Peki sadece tek bir yoldan bu kaya kamyonları gidecekse 50 metreküplük şovullar 25 tonluk küçük kamyonlar mı yükleyecek? Bu şovulları niye aldık? Bununla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor ÇED raporunda. Bunun yanında ÇED raporunda hafriyatın taşınmasıyla ilgili şöyle bir not düşmüş. Arazi topografik yapısının konveyör ile taşıma elverişli olmadığı değerlendirilmiş şeklinde çok açık bir ifade var. Yani bantla ya da konveyörle herhangi bir hafriyat taşıması yapılmayacak. Ama gelin görün ki Çevre ve Şehircilik Bakanı Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı bir basın açıklamasında taşınacak malzeme ile ilgili konveyör, araç, iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla taşınacak diyor. Yani konveyörle de taşıma yapılacağını ifade ediyor ama ÇED raporu bakanlığın yaptığı
kurumun onay verdiği ÇED raporunda bu açık bir şekilde reddedilmiş ama bakan kamuoyunu yanıltıcı bir şekilde konvoyla taşıma yapılacağını ifade etmiş. Bunun yanında patlatmalı kazılarla ilgili çok detay bilgi vermeyeceğim çünkü bu raporu hazırlarken farklı uzmanlık alanlarından arkadaşlarla paylaştık. Sekreteriyasını İstanbul Şube olarak yürüttük. Genel olarak süreci anlatmak için bugün burada sizinle birlikteyim. Patlatmalı kazanın temelinde şöyle bir bilgi paylaşabiliriz. Birazdan Cevahir de paylaşacaktı. Kanal İstanbul'la ilgili bilirkişiler, üniversitelere bilirkişi yazıları gönderilirken farklı üniversitelere bilirkişi talep yazıları gönderilmiş. Patlatmalı kazıyla ilgili de incelenecek konular belirtilmiş. Patlamalı kazı olarak belirtilmiş hatta. Yalnız talep edilen bilirkişiler arasında patlatma uzmanlığı bulunan bölümler yoktu. Biz TUMOB olarak bu duruma itiraz ettik. TUMOB'un itiraz sürecinde patlatma işinin, patlatma mühendisliğinin maden mühendisliği uzmanlık alanında oldu ve bu yüzden bir maden mühendisliği bölümünden de bilirkişi talep edilmesi gerektiğini ifade ettik. Daha sonra geçtiğimiz hafta geçtiğimiz 3-4 gün içinde Kanal İstanbul Mahkemesi'nden bize gelen yazıda patlatmayla ilgili İTÜ Maden Fakültesi'nden bir hocamızın hepimizin tanıdığı İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Cengiz Kuzu'nun Profesör Doktor Cengiz Kuzu'nun Kanal İstanbul bilirkişisi olarak patlatmalı kazılarda Kanal İstanbul bilirkişisi olarak atandığı bilgisi bize geldi. Buradan hocamızın bilimsel bir şekilde halktan yana, İstanbul'dan yana bilimsel etikler çerçevesinde raporunu hazırlayacağından eminiz deyip bunu geçelim. Patlatmalı kazıyla ilgili şöyle bir şey. Raporda patlatmalı kazıların sadece 9'da 22. kilometreler, kanalı 45 kilometrelik bir hat olarak düşünürsek patlatmalı kazıların 9'da 22. kilometreler arasında yapılacağı 40, yaklaşık 41,5 milyon metreküplük patlatmalı kazı yapılacağı, yani yüzde bütün kanal kazısının sadece %3,8'inin patlatmalı kazı ile yapılacağı öngörülmüş. Bunun yanında sadece kanal güzergahı boyunca farklı formasyonlar olmasına rağmen sadece kalker patlatılacakmış gibi hesaplar yapıldığı ÇED raporunda mevcut. Jeolojik formasyonlara dair, kazı formasyonlarına dair sadece kalker değil, farklı farklı formasyonlar tanımlanırken patlatma hesaplarında sadece kalker dikkate alınmış. Bunun yanında biz diyoruz ki özellikle İstanbul'da 3. Havalimanı'nda çalışan arkadaşlarımız, maden mühendisi arkadaşlarımız, patlatma yapan arkadaşlarımız, Kuzey Marmara Otoyolu'nda patlatma yapan arkadaşlarımızdan da aldığımız bilgilerle kanalı kesen hat boyunca, kazı yapılacak hat boyunca hem taş ocaklarında hem Kuzey Marmara Otoyolu'nda hem de 3. Havalimanı'nda yoğun bir şekilde patlatmalı kazı yapıldığını biliyoruz. Kanal İstanbul sürecinde de bu patlatma yapılmayacak denilen bölgelerde çok sert formasyonların kaya malzemelerinin bulunduğu burada patlatmalı kazı yapılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani patlatmalı kazı çok düşük gözüksün diye %3,8'lik bir kazı miktarı belirlenmiş. Bunun yanında ÇED raporunda bile İhsaniye formasyonu olarak belirtilen Kuzey Marmara Otoyolu'nu kesen bölgede patlatmalı kazı yapılacağı ÇED raporunda belirtilmiş. Ama patlatma hesaplarında bu bölgede patlatma yapılmayacağı belirtilmiş. Biz diyoruz ki patlatma hesapları çok düşük gösterilmiş. %3,8 değil, çok daha %3'ten çok daha büyük miktarlarda patlatma yapılacağını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. İşte patlatma yapılırken dedik sadece kalker göz önüne alınmış ama kireç taşı, kum taşı, kil taşı, manşel, alüvyonlu genel olarak bütün formasyonlar tanımlanmış. O yüzden her formasyona özgü patlatma hesaplarının yapılması gerektiğini özellikle patlatma uzmanı arkadaşlarımızdan değerlendirmesiyle raporumuza da ekledik.
Patlatma termin süreleriyle de ilgili raporda çelişkili ifadeler var. Hatta aynı sayfada patlatma hesaplarının bulunduğu sayfada bir üst paragrafta patlatmalı kazıların 7 yılda yapılacağı, yani yılda 5,9 milyon metreküplük bir patlatma yapılacağını söylüyor. Raporun bir üst paragrafında 5,9 milyon metreküplük bir patlatma yapılacağını söylüyor, ama alt tarafında aynı paragrafın bir alt satırında patlatmanın 5 yılda yapılacağı ve yılda 8,2 milyon metreküplük bir patlatma yapılacağını ifade ediyor. ÇED raporunda aynı paragrafta üstte 7 yıl kazılacak diyor, alt tarafta 5 yıl kazılacak diyor, patlatma yapılacak diyor. Yani bunu en basit bitirme projesi yapan bir maden mühendisi bölüm öğrencisine gösterseniz bile buradaki çelişki o bile görebilir, ama ÇED raporlarının iki ÇED raporunda da bu şekilde basit hatalarla rapor işlenmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanı bu rapora onay vermiş. Nasıl onay vermişler? Biz de inanın bilmiyoruz. Bu şekilde bir hata da biz bile beklemiyorduk. Patlatmayla ilgili detay yine burada vermeyeceğim. Raporumuzda da detaylı olarak paylaşmıştık. Rapordan da göz atabilirsiniz. Patlatmada yapılan titreşim hesaplarında kullanılan formüller Amerika Birleşik Devletleri Madencilik Bürosu'nun paylaştığı formüller kullanılarak patlatma hesapları, titreşim ve hava şoku hesapları yapılmış, ama bu bölgede sahada çalışmış, daha önce paylaşılmış literatür kaynakları var. Bu bölgede patlatma yapılmış, sahanın özgün titreşim yaylım denkleminin ortaya çıkarıldığı çalışmalar var. Ancak raporda sahanın özgün titreşim yaylım denklemi çıkarılmadan direkt Amerika Madencilik Bürosu'nun verdiği formülden %50 güvenilirlik formülü kullanılarak titreşim hesapları bu şekilde yapılmış. Ama böyle büyük bir projede sahanın özgün titreşim yaylım denkleminin en azından yakın projelerden örnek alınarak bu şekilde hazırlanması gerektiğini yine özellikle patlatma yapan patlatma uzmanı, patlatma mühendisi arkadaşlardan gelen bilgiler arasında raporumuzda da paylaştık. Patlatma hesaplarında da patlatma paterni dikkate alarak yapılan hesaplamalarda örneğin gecikme başına bir atımda gecikme başına 42 kilogramlık bir patlayıcı madde kullanılacağı ifade etmiş ve 126 metreden daha uzak herhangi bir yerde olumsuz bir etki ortaya çıkarmayacak diyor. Yani 126 metrelik bir patlatma etkisinden, titreşim etkisinden bahsediyor. Ancak bilgisayar ortamında yaptığımız hesaplarda, direkt patern üzerinden yaptığımız hesaplamalarda da patlatmaların çakıştığı en az 2 adet deliğin çakıştığını ve bu çakışma sonrasında da 43 kilogram alınan hesapların yanlış olduğunu, 126 metre değil, 2 adetin üstünde daha fazla bir etki olacağını ifade ettik. Patlatma titreşim hesapları ve patlatma hava şoku hesaplarının yanlış olduğunu raporumuzda da belirttik. Bunun yanında kanal güzergahında yapılan bütün patlatmaların kuru formasyonlarda, kuru zeminlerde yapılacağı öngörülerek sadece ANFO üzerinden bir hesap yapılmış, ama o bölgede daha önce çalışan arkadaşlarımızın bize verdiği, paylaştığı bilgiyle ÇED raporunda da belirtilen bilgilerden ıslak zeminlerde de patlatma, kuru olmayan zeminlerde de, sulu deliklerde de, sulu ortamlarda da patlatma yapılacağı, o yüzden sadece ANFO değil, emisyon patlayıcılar üzerinden de bir raporda araştırma yapılıp, analiz yapılıp raporda bulunması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunun yanında yine birbiriyle çelişen hesaplar, patlatmayla ilgili patlatma hesaplarında bir delikten, raporun bir yerinde bir delikten 90 metreküplük bir malzeme alınacağı, kazanılacağı belirtilirken, başka raporun başka bir sayfasında özellikle emisyon kaynağı ile ilgili hesaplamalarda delikten 75 metreküplük bir malzeme elde edilmesi öngörülüyor. Bir yerde 90 metreküp derken bir yerde 75 metreküp diyor. Yine birbiriyle çelişen çok basit, ikinci defa bu raporu okuyan kişinin görebileceği birbiriyle çelişen hesaplamalar yapılmış. Genel olarak yaptığımız değerlendirmelerde kazı patlatma ve nakliye konularında yapılan kullanılan yöntemler, hesaplamalar, planlar ve sonuçlar itibariyle raporun birbiriyle çeliştiği, yanlışlar içerdiği, hatalar içerdiği ve bilimsel ve teknik olmaktan uzak olduğunu
kamuoyuyla ve raporumuzla birlikte paylaştık. Kanal İstanbul projesinin en büyük projenin en büyük bölümünün kazı patlatma ve nakliye olması nedeniyle de Kanal İstanbul ÇED raporunu kesinlikle iptal edilmesi gerektiğini, bunun yanında diğer mühendislik disiplinlerinden konunun çevresel, ekonomik, çevresel, kentsel ve politik olarak değerlendirilmesinde de Kanal İstanbul projesinin bir halkın ihtiyacı ya da İstanbul'un ihtiyacı olmadığını düşündüğümüz için Kanal İstanbul projesinde iptal edilmesi gerektiğini düşündük. Kamuoyuyla da paylaştık ve en sonunda ya Kanal ya İstanbul dedik maden mühendisleri olarak. Bu şekilde kısaca hızlı bir şekilde çok da tutmadan raporu özetlemeye çalıştım. Arkadaşlarımız yine odanın web sayfasından maden.org'dan rapora ulaşabilirler. Ağzına Teşekkür ederim. sağlık Ümit. Biz teşekkür ediniz. Ya bu noktadan sonra biraz da şey değinmek lazım diye düşünüyorum. Bu son yapılan çevre düzeni, plan değişikliği, buna bağlı imar değişiklikleri ve akabinde yine TUMOP ve diğer tüm paylaşlar olarak bu Kanal İstanbul özelinde hukuki mücadele. Cevher, yine sana vereyim sözü. Bu noktadan devam edelim. Tamam, teşekkürler. Şimdi bu Kanal İstanbul özellikle 2018'den itibaren biraz daha somut bir şekilde Türkiye'nin gündemine başladığı andan itibaren biz de aynı zamanda bu bilim ve teknik mücadelemiz, işte Maden Mühendisleri Odası'nın hazırladığı rapor gibi bu tarz çalışmalarımızın yanı sıra tabii ki bir de bir hukuki mücadele de başlatmak zorundaydık ve bu hususta da çeşitli adımlar da attık. Bugün yargı ayağına bakarsak sadece Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin kolektif emek ve akılla birlikte hazırlamış olduğu dava metinlerini kamuoyuyla paylaşmış ve 8 tane bugün yargıda devam eden davaları vardı. Bugün bizim TUMOP'un açmış olduğu 8 tane dava var ve bu 8 davada da şu an hukuki süreç devam ediyor. Dolayısıyla buradan bir hatırlatma da yapmak istiyoruz. Bu hukuki süreç devam ederken Cumhurbaşkanı'nın ya da çeşitli bakanlık yetkililerinin Kanal İstanbul'da her şey tamammış gibi ihale aşamasına gelindiği, işte her şeyin bittiğine yönelik yaptığı açıklamaları da yargıya bir müdahale olarak yorumluyoruz. Çünkü Türkiye'deki hukuk sistemine bakarsak Cumhurbaşkanı'nın bitti dediği bir projeye devam eden yargı süreçlerinde hangi mahkeme başkanı, hangi hakimin olumsuz karar vereceğini ya da bu davalarda projenin iptaline ilişkin karar verebileceği tabii ki şüpheli. Dolayısıyla böyle bir daha hukuki süreç bitmeden, plan değişiklikleri yapılmadan böyle söylemlerin öncelikle yargıya bir müdahale, bir mesaj olarak yorumladığımızı belirtmek istiyoruz. Bizler ilk davayı Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlüt Uysal döneminde imzalanan bir protokolü vardı, üçlü protokol. Bu protokolün iptaline ilişkin bir dava açtık. Çünkü bu protokolde ÇED itiraz süreci tamamlanması daha yani ÇED süreci bile daha başlamamıştı. Kanal proje alanı ve proje alanı şekilde ikili bir ayrı tanım yapılmıştı ve proje alanı olarak tariflenen kısım henüz rezerv alan olarak gözüken bir alandı. Yani herhangi bir plan değişikliği yapılmadan bu alan üzerine bir tahakküm kurma meselesiydi bu protokol. Ve aynı zamanda Sazlıdere Barajı'nın içme suyu rezervinden çıkartılarak bir Kanal İstanbul'a ilişkin bir yol yapma hazırlığına ilişkin bir protokoldü. Bu protokolün iptaline ilişkin bir dava açtık önce. Bu davada mahkeme bizim aleyhimize bir karar verdi. Davayı reddetti. Ancak şu anda istinafta bir üst mahkemede hala süreç devam ediyor. Çünkü bu davada eski İBB yönetiminden görüş alınmıştı. Yeni istinafta yani bir üst mahkemede büyük ihtimal bu dönemin İBB yönetiminden bir görüş alınacak. Ki hatırlarsınız kamuoyundaki tartışmalardan da İBB bu protokolden çekildiğini açıklamıştı. Ulaştırma Bakanı hayır çekilemezsiniz gibi bir karşı söylemde bulunmuştu. Çekilirseniz de projeyi yapar, faturayı size göndeririz gibi bir söylemleri de vardı hatta. Dolayısıyla bu yeni üst idari mahkemede, bir üst mahkemede bu protokolün iptal edileceğini inanmak istiyoruz. Tabii ki Türkiye'deki hukuk sistemini değerlendirerek. Diğer bir davamız, en önemli davalarımızdan biri, çevresel etki değerlendirme olumlu kararının iptaline ilişkin bir dava açtık.
Ki işte Kanal İstanbul'un biraz önce saydığı, Mehmet'in de saymış olduğu bütün gerekçelerle çok da güzel bir dava metni hazırladık. Ve öz olarak kamu yararına, bilimsel teknik ilkelere ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğuna ilişkin ÇED olma kararının iptalini talep ettik. Dava dilekçesinde aynı zamanda şöyle bir olay da oldu, bunu da belirtmek isterim. Biz nihai ÇED raporunun bilimsel ve güvenilir olmaktan uzak olduğunu belirtmiştik ki Mehmet çok güzel özetledi aslında ÇED raporundaki hesaplar üzerinden bir rapor hazırlamışlardı. Bakanlıksa bize bir savunma metni gönderdi. Dedi ki ÇED raporundaki bulgular komisyon üyeleri tarafından ülkemizin menfaat ve çıkarları doğrultusunda değerlendirilmiş ve bilimsellikten uzak yöntemle yürütülmüş olması iddiasını kabul etmediklerini, bakanlık ve görüş veren kurumları zan altında bıraktığımızı ve mesnetsiz iddialar olduğunu söylemişti. Ya şimdi böyle bir değerlendirme de hayatımda ilk defa gördüm. Yani bir görüş hazırlıyorsunuz ve bu görüşü yani bilimsel esaslara göre hazırlarsınız. Yani ülkenin menfaatlerini ve kamu çıkarları doğrultusunda değerlendirdiler demek çok saçma bir şey bir kere. Yani bu komisyon üyelerini bence zan altında bırakan kendileri. Yani bir doğru varsa şimdi ülke ve menfaat çıkarlarına uymuyor diye bundan sonra 2 artı 2'ye 5 mi diyeceğiz? Yani böyle bir saçmalık olamaz. Ki bilimsel olmaktan uzak ve mesnetsiz olarak bizi suçlayan bakanlık da acaba Maden Mühendisleri Odası'nın hazırlamış olduğu rapordan sonra ne düşünüyor diye de bir kez daha soracağız tabii ki. Şimdi bu ÇED raporuna ilişkin bir ara karar yayınladı İstanbul'un 10. Asliye Mahkemesi ve bilirkişilerin görüşüne başvuracağını söylemişti. Ancak Mehmet de biraz ifade etti. Bunu 5 başlıkta değerlendirdi. Çevre, tatlı, tuzlu su, canlılar, jeoloji ve kültür alanında sadece bilirkişilere sorulacak 5 soru hazırlamıştı. Biz bu karara itiraz ettik. Dedik ki Kanal İstanbul'un belirtilen 5 başlıkta değil. Öncelikle biraz önce Mehmet'in saydığı işte kazı patlatma nakliye, planlama mimarlık, geoteknik, finansman, bir ulaştırma projesi ise özellikle denizi içeren bir ulaştırma projesi ise mutlaka gemi mühendisliği ve denizcilik, ekoloji, tarım ve orman alanlarına ilişkin bir bilirkişi talep bile edilmemişti ki biraz önce saydım. Tarım ve orman alanı, işte içme suyu, depremsellik gibi alanlardan bilirkişi istedik. Ve bu bilirkişi taleplerimizin bazıları karşılandı, bazıları karşılanmadı. Örneğin bizim itirazımız sonucu işte tarım, ziraat alanında bir hoca, orman alanında bir hoca, depremsellik olarak jeofizik alanında bir hoca, işte kazı patlatma alanında bir maden mühendisi hocamız görevlendirildi. Ancak hala eksikleri var. Buna da itiraz edeceğiz. Öncelikle bu bilirkişileri de detaylı olarak inceliyoruz. 7 gün süremiz var bu hususta. Bilirkişilere yönelik itirazlarımızı artı ısrarla madem bu proje bir gemi mühendisliği projesi olarak lanse ediliyor toplumda. Hani tehlikeli madde geçişinin engellenmesi, Türkiye'deki boğazlardaki risk ifade ediliyorsa ki projenin gerekçesi olarak da bu sunuluyor. Mutlaka bir gemi mühendisliği ve denizcilik alanında biri olması lazım. Yani siz gerekçelendirdiğiniz projeye ilişkin hiçbir itirazı dikkate almıyorsunuz. Buna ilişkin de bir uzman görüşü de istemiyorsunuz. Yani saçma sapan bir süreç burada var. Dolayısıyla buna da bir itiraz edeceğiz. Ekstra bilir kişilerin atanması yönünde de talepte bulunacağız. Diğer devam eden iki davamız da öncelikle Aralık 2019 tarihinde onanan bir rezerv yapı alanı 1 bölü 100 binlik plan değişikliği vardı. Ardından bu Haziran 2020'de tekrar revize edilerek ikinci plan değişikliği 100 binlik plan değişikliğine ilişkin davamızı da açmış olduk. Yani planlara iki dava açtık. Ya buradaki tabii ki temel argümanımız öncelikle kuzey-güney ekseni bir gelişme aksı tanımlandı planlarla birlikte. Kentin tüm kuzey bölgesinin ve hassas ekosistemlerin kentsel gelişime açık olması ve bu alanlarında yani su havzalarının, orman alanlarının, tarım alanlarında yapılaşma baskısı altına girdiğini söyledik. Ve en önemlisi de plan kararları yürütülürken afet riskinde göz ardı edildiğini söyledik ki biraz sonra da ifade edeceğim. Özellikle rezerv yapı alanı olarak tanımlanan yani afet riski altında olan bölgelerin taşınması için ayrılan alanların yeni bir imar faaliyetiyle ve ekstra bir nüfusla yani yeni bir İstanbul'a nüfus çeken bir planların afet riski ne kadar göz ardı ettiğine ilişkinde bir metin hazırladık ve mahkemeye sunduk. Bu davalar devam ediyor. Diğer bir davamız bu hatırlayın maskeli ve eldivenli ihale olarak pandemi sürecinde yaklaşık 23 Mart yanlış hatırlamıyorsam yapılan bir ihale vardı. Tarihi Dursun Köyü ve Odabaşı Köprülerinin taşınmasına yönelik bir proje temin işi ihalesiydi ki pandemi sürecinde yapılmıştı. Çok komik yani bulaşık eldiveni ve maskelerle yapılan bir ihale. Yani Türkiye
pandemi süreciyle ilişkin bir kaygı taşıyor. İşte salgın bilinmezliği var ama bir taraftan da bakanlık alelacele bu süreçte bir ihale düzenliyordu. Bu ihalede de tabii ki ihalenin iptaline ilişkin bir dava açtık ve çok haklı gerekçelerimiz vardı. Öncelikle bu ihalede taşınacak olan iki tarihi köprünün Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onayı alınmadan ihale yapıldığını söyledik. Yani böyle bir koruma kurulu kararı olmadığını, köprülerin taşınması için gerekliliğini ilişkin bir rapor bile olmadan bir ihale nasıl çıkıldığına ilişkin bir argümanla davamızı açtık ve dava geçtiğimiz ay mahkeme tarafından reddedildi. Ama bunu da bir üst mahkemeye taşıdık. Tabii ki yine sürecin takipçisiyiz. İlerleyen dönemde ne olur bunu da birlikte göreceğiz. Diğer bir davamız, yani diğer üç davamız özellikle biliyorsunuz Kanal İstanbul'a ilişkin hazırlanan rezerv yapı alanında 7 etap bir proje var. Ve bunun birinci, ikinci ve üçüncü etapına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlandı. Ve bunun iptaline ilişkin biz dava açtık. Aynı Maden Mühendisleri Odası'nın hazırladığı rapor gibi büyük hesap hataları var. Öncelikle nüfus projeksiyonu, nüfus ve inşaat alanına ilişkin hatalı bir kurgulama var burada. Çünkü planlanan nüfus projeksiyonunda bilimsel veriler yok. Yani hesap hataları var ve fiiliyatta en az plan değişikliğinde beklenenden daha fazla 2 kat nüfusun iskan edilmesi burada bizim yaptığımız hesaplara göre ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aynı nasıl Maden Mühendisliği Odası'nın hazırladığı raporda patlatma kazı ve nakliye hesapları yanlışsa tekrardan bir çevresel hesaplar yapılması gerekiyorsa doğru hesaplara göre burada da bu nüfus projeksiyonu yanlış hesaplandığı için bir kere tekrardan işte plan donatı alanlarının hesaplanması lazım. Kentsel altyapı verilerinin hesaplanması lazım. Altyapının güçlendirilmesi bundan dolayı olacak maliyetin de artacağına yönelik bir kaygılarımızı içeren bir ifadede bulunduk. Ayrıca buradaki plan notlarında proje alanlarında bulunan konut, ticaret ve ticaret alanlarına yönelik özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal ve kültürel alanlar yapılabilir şekilde bir notlar var. Yine yeni şehir notlarında diyor ki burada özel ayrıcalıklı bir kesim oluşturulmak isteniyor. Yani dedik ki burada siz 1/1000 ölçekli uygulama planında alan ayrıcalıklı kesimler lehine bir anlayışla planlanacağını söylüyorsunuz. Yani bu aslında bir soylaştırma projesidir. Yani siz nasıl bir rezerv yapı alanını aslında depremden etkilenecek olanların taşınması gereken alan, orman alanları, İstanbul'un su havzaları, tarım alanlarına nasıl bir ayrıcalıklı kesime yönelik bir plan yapabilirsiniz? Yani dünya planlama ilkelerinde, tarihinde böyle bir şey yoktur. Yani bir plan yapıyorsunuz ve sadece sanki belli bir kesimlerin burada oturmasını amaçlanan bir plan yapılıyor. Gibi böyle bir kaygılar içeren bir dava dosyası hazırladık. Yani İstanbul'un riskli alanlarından bu bölgeye nüfus taşınmasına yönelik bir karar yokken ekoloji ve teknoloji bölgesi gibi saçma tanımlarla hem buranın nüfus yoğunluğunu artırırken hem de böyle bir ayrıcalıklı kesim taşınmasına yönelik de bir plan var. Bu dava, üç davamızın sadece ikinci etapına bir bakanlık savunması geldi. Bakanlık savunmasında da tabii ki bu bizim iddialarımıza, hesap hatalarımıza yer vermezken askı sürecine gelen itirazları değerlendirdiklerini, dolayısıyla icrai bir işlem olmadığı için henüz böyle bir karar verilmesini doğru bulmadıklarını ifade etmişler. Dolayısıyla bu süreçte şu anda devam ediyor. Mahkeme henüz bir karar vermiş durumda değil bu açıdan. Böylece 8 davamız, yani özetlemeye çalıştığım kısaca, devam ediyor. Şimdi önümüzdeki süreçte büyük ihtimal 4., 5. ve 6. etaplara ilişkin bir hazırlık yapılacak. Bunlara ilişkin 1/5000 ve 1/1000'lik uygulama plan, imar planları hazırlanacak. Burada temel tabii ki argümanlardan biri de kamuoyuna yansıyan bu tarım arazilerinin de işte ticaret ve konut alanlarına dönüştürüldüğü imar planları da bunlar. Dolayısıyla rantın döndüğü, işte bu arazi spekülasyonunun artmasına yönelik önemli adımlardan biriydi bu da. O bütün kamuoyuna yansıyan Katar Emir'in annesinden Berat Albay'ın arazisine kadar bu imar planlarıyla birlikte konut ve ticaret alanına dönüştürüldü. Tabii bu projelerde daha nasıl bir kimler arazi aldı, bunların hepsi önümüzdeki günlerde büyük ihtimal kamuoyuna düşecektir. Buradaki TOKİ'nin emlak konuttan aldığı araziler, işte Kanal İstanbul manzaralı ev,
satışları gibi şeyleri duyuyoruz. Kanal İstanbul'a ilişkin özel emlakçıların da burada zaten fotoğrafları da kamuoyuna düşüyor. Ya burada son olarak şunu söylemek lazım. Kanal İstanbul'un zaten ÇED raporunu inceleyenler de bilir. Finansal fizibilite bölümünde Kanal İstanbul'dan elde edilecek gelir kalemleri ve gider kalemleri sıralanıyor. Burada gelir kalemlerinde çok enteresandır. Şimdi bir ulaştırma projesi yapıyorsunuz, hep söylüyoruz. Örneğin bir köprü inşa etsek ve paralı geçiş olacağını söylediğimiz bir köprüyü düşünün. Bu köprüden elde edilecek en büyük gelir nedir? Bu araçların bu köprüden geçerken bize ödediği bedeldir. Yani köprünün kullanım bedelidir diye düşünürüz, değil mi? Yani mantıken budur. Dolayısıyla bir kanal inşa ettiğimizde de buradaki en büyük gelir kaleminin bu kanalı kullanacak olan gemilerden elde edecek kullanım bedeli olması lazım. Ancak ÇED raporuna baktığımız zaman birinci sırada kanaldan elde edecek gelir kalemlerinde gayrimenkul gelirleri yazıyor zaten. İkinci sırada kullanım geliri var. Yani zaten burada kendileri ifade etmişler. Buradan elde edecek emlak rantından Kanal İstanbul en büyük gelir gayrimenkul gelir olarak ifade ediliyor. Bugün yapılan bütün projeler, imar planları, işte revize 1 bölü 100 binlik planlarda yapılan değişiklikler hepsi bu gayrimenkul gelirlerini artırma yöneliktir. Bu yüzden ben konuşmamın başında ifade ettim. Bugün kanal inşaatı başlamasa bile bu kanal inşaatı perdesi altında bütün imar plan değişiklikleri yapıldı. Zaten bu talep edilen, istenilen bu gelirleri elde edilme yönelik herhangi bir engeller de yok şu anda. İsteseler kanal değil de bu binaların inşaatına yönelik bir proje başlayabilirler diyeyim. Böylece kısaca özetlemiş olayım. Ağzına sağlık. Tabii yani hukukun üstünlüğüne inanan demokrat insanlarız tabii ama yani genel hukuk normlarına göre mi karar verilecek yoksa göklerden gelen bir karar doğrultusunda mı bir karar ortaya çıkacak? Onu tabii ilerleyen günlerde göreceğiz. Mehmet, burada senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Raporda da bolca noktaya değindik. Raporun sonunda da şöyle demiştik, onu söyleyeyim, o şekilde bitireyim ben de. Şimdi projeleri değerlendirirken salt teknikçi mesleki olarak projelere bakmamız çok sağlıklı değildir. Yani biz burada bir basit bir ya da bir maden ocağından ya da başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece İstanbul'un, işte Marmara'nın, Karadeniz'in, Trakya'nın bütün çok büyük bir bölgenin etkilenmesinden söz konusu. O yüzden biz bu Kanal İstanbul sürecini şu şekilde değerlendiremeyiz. Yani biz maden mühendisleri olarak burayı kazabiliriz. İnşaat mühendisleri buranın kaplamasını yapabilir. İşte inşaat faaliyetlerini yürütebilir. İşte o zaman biz bu kanalı yapalım. Böyle bir görüşün arkasında kesinlikle duramayız. Yani raporda da belirttiğimiz gibi bu yapılan projenin bir kamusal faydası var mı? Halkın ihtiyaçlarıyla örtüşüyor mu? Birincil olarak buna bakıp daha sonra da teknik doğrular, bilimsel doğrular içeriyor mu, içermiyor mu? Buna bakmamız gerekiyor. Kanal İstanbul ÇED raporunu incelediğimizde de açıkçası başta da söylemiştim. Biz bu kadar kötü bir ÇED raporu kesinlikle beklemiyorduk. Yani copy paste diyebileceğimiz, işte çok basit hatalar diyebileceğimiz, çelişkiler, tutarsızlıklar diyebileceğimiz bitirme projesi hazırlayan bir mühendislik bölümü öğrencisinin bile yapmayacağı hatalarla karşılaştık. Şekilde gördüğümüz gibi. Bu rapor ne halkın ihtiyaçlarıyla ne de bilimsel teknik doğrularla örtüşmüyor. Ve aynı zamanda kentsel olarak, çevresel olarak, ekolojik olarak da bir yıkım projesidir diyebiliriz. Konuya maden mühendisleri olarak bu şekilde yaklaşmamız gerekir. Çalıştığımız yerlerde patlatma yapabiliriz, kazılarımızı yapabiliriz. Bütün faaliyetlerimizi meslek alanımızdaki bütün faaliyetlerimizi yürütebiliriz. Ama hep ben şu şekilde örnek veriyorum. Taksim Meydanı'nda da bir maden işletmesi, taş ocağı ya da başka bir şey açabiliriz. Taksim Meydanı'nda da patlatma faaliyetleri yürütebiliriz. Sonuçta bilimsel olarak 100 yıldır yaptığımız meslek olarak bir şey. Ama buna bir ihtiyaç var mı, yok mu? Bu ihtiyaç doğrultusunda bir karar vermemiz gerekir. Hem halkın buna bir ihtiyacı yok hem de teknik ve bilimsel doğrularla bu ÇED raporu maden mühendisleri olarak, maden mühendisleri camiası olarak bu projenin kesinlikle karşısında, aktif olarak karşısında durmamız gerektiğini paylaşayım. Teşekkürler Mehmet. Yani bana çok soru gelmedi. Tekrar bir sayfaya bakayım bir herhangi bir soru var mı diye. Yoksa zaten 1 saat 15 dakikalık bir süre oldu. Yavaştan kapatalım.
Yani şev açısı ile ilgili bir soru var. Mehmet, projenin genel şev açısı nedir diye galiba bir soru gelmiş. Şöyle bir şey, Kürel'den Oksal sormuş bu soruyu herhalde. Projeyi kanalı farklı farklı bölümlere bölmüşler ve her bölümde farklı farklı şev eğimleri, basamak genişlikleri verilmiş. O yüzden sabit bir şev açısından bahsedemiyoruz. Farklı bölümlerde farklı şev açılarından, basamak genişliklerinden bahsedilmiş. Bazı yerlerde 10-15 metrelik basamak genişlikleri var. Bazı yerlerde 40-50 metrelik basamak genişlikleri var. Yani çünkü kanal hattı boyunca Marmara'dan Küçükçekmece'den Karadeniz'e bir hat çekince 45 kilometrelik hat boyunca topografyayı da dikkate aldığımızda topografyaya göre bir şey farklı değişkenlik gösterdiği için bir açık işletme mantığıyla ama topografya çok geniş bir alana yayıldığı için sabit bir şev açısından ya da basamak genişliğinden ya da yarma büyüklüklerinden bahsedemiyoruz. Bazı yerlerde 10-15 metrelik bir topografya yüksekliği var. Bazı yerlerde slaytın başında da gösterdim. 165 metrelik bir topografya yüksekliği var. O yüzden farklı miktarlarda bir seçime gidilmiş. Bu proje kapsamında çalışacak teknik eleman sayısı nedir diyor. ÇED raporunda veya başka bir yerde böyle bir bilgi var mı acaba? Yani Cevahir'de baktığımı hatırlamıyorum ama galiba yanlış yani teknik insanlardan bu kadar işte mühendis bu kadar işte işçi çalışacak değil de genel olarak yanlış hatırlamıyorsam 5.000'e yakın bir işçinin çalışmasından bahsediliyordu diye hatırlıyorum. Evet, Ortalama 5.000 teknik olarak bir şey yazmıyor. teknik olarak bu kadar mühendis bu kadar mühendis çalışacak şeklinde değil de yaklaşık ortalama 5.000 işçinin çalışacağından bahsediliyordu. Hadi işte ayrı ayrı taşeri edeceği için o zamanki artık Hani taşeronlar ne kadar öngörürse evet. çalışıyorsa aynı İnsan çok mesela zaten. aynı mesela Yani kanal inşaatında mesela kullanılacak beton için kanaldan çıkacak malzemenin bir kısmını kullanılacağı bunun yanında o bölgeden özellikle Tayak Adım bölgesinden 3 adet taş ocağından işte malzeme alınacağından ifade etmiş ama şöyle de bir şey var artık o kadar çok şey var ki raporda mesela bizim raporda bunu belirtmemiştik. Raporun içinde 3 taş ocağı belirtilmiş. Bu taş ocaklarından malzeme alınacak Kanal İstanbul'a diye. Ama o bölgede o taş ocakları belirtilen birinde çalışan arkadaşımız işte rezervin o taş ocaklarının birindeki rezervin bittiğini söylemişti mesela. Yani orada rezerv yok. Orada işte herhangi bir taş malzeme çekemez demişlerdi. Yani aslında çok detaylı, çok daha uzun, farklı farklı. Az önce Cevahir'in de söylediği gibi, işte maden mühendisleri, inşaat mühendisleri, işte harita mühendisleri, makine mühendisleri, farklı farklı rapor gerçek anlamda masaya serip TUMOBA bağlı bütün mühendislik odalarının incelemesi sonrası raporun elimizde doğru bir kullanabileceğimiz veri kalmaz neredeyse rahatlıkla diyebilirim. O zaman yavaştan toparlamış olduk diye düşünüyorum. Yani yalanın sıradanlaştırıldığı, bırakın vasatın, cehaletin övüldüğü ve bilim ve tekniğin önüne geçtiği böyle bir ülkede, böyle bir düzende yani Kanal İstanbul gibi çok daha proje önümüze gelir ya da gider, fark etmez. Cevahir'in dediği gibi kanal yapılmaz ama imar projesi hayata geçer. Ona kimsenin sesi çıkmaz. İşte köprüler yapılır, yollar yapılır. Ardahan'daki vatandaşın bile cebinden oradan geçilmeyen araçlar için ücret alınır. Ona kimsenin sesi çıkmaz. Birazcık örgütle hareket etmek, insanların sesini çıkarmasını gerektirdiği durumlar diye düşünüyorum. Artık susmanın da pek bir manası yok diye de düşünüyorum. Yani odamızın da dediği gibi, TUMOB'un da dediği gibi ya kanal ya İstanbul durumuna geldik. Belki ya kanal ya Türkiye'de demek gerekir. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bugünlük yayınımız bu kadar diyelim. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.